o şeyleri geri verip onun yerine ekmek alıyordum. O parayla ben ekmek alıyordum. Öğrenciyim yani, param yok. Herkese merhaba. Yeni videoya hoş geldiniz. Nasıl vlog çekeceğim bilmiyorum çünkü sesim konuştuğumda çok acıyor. Tam iyileştim dedim. Sonra bu çıktı. Başka hiçbir şeyim yok. Yani geçen seferki gibi böyle ateşim yok. Burnum akmıyor. Sadece yutkunduğumda acıyor. Bir de sesim acıyor. Konuştuğumda sesim yok. Sabah hiç sesim yoktu. Şimdi yine geri geliyor ama sabah hiç yoktu. Ballı çayla 2 gündür bol bol ballı çay içiyorum. Konuştukça öksürük şey geliyor. Kuruyor sanki. Neyse. Bugün salı günü, Mete ile birlikte günü oyun parkına başlayalım dedim. Saat 9.45, ona çeyrek var. Bir oynasın, enerjisini atsın. Belki bu şekilde evde bana çok yapışmaz. İyi yapıyor muyum bilmiyorum ama vlogun düzeni, yeni düzenini de bozmak istemiyorum. Konuşmadığımda bir şey yok. Konuşmaya çalıştığımda acıyor. Aslında bol bol dinlendirmem lazım biliyorum ama işte zor oluyor. Şu çocukla. Gel, uyuyor. Dumar, drukmar. Ay bunlar tam benlik. Evde giymek için. Tamam, ellemiyorum, geliyorum. Kalk İsmet'e. Wow, snap up. Does look. Tamam, bakmıyorum. Heh, sen de mi bakacaksın? Al. Beni almaya geldiğini sandım. Aferin.
ama bip. Bip. Ya. Oynadık, zıpladık, markete de gittik. Şimdi tekrardan eve gidiyoruz. Saat oldu bir. Leibort. Wat zeg je? Ik heb niet bord. Ik heb geen bord gedaan. Heb jij bord gedaan? Ik heb niet met een nieuw ander jaar. Ik heb geen bord gedaan. Ja. Echt niet? Echt niet? Bord, ja, osurmuşum diyor. Osurmadım ben. Ja. Heb jij bord gedaan? Nee. Aslında sokma. Bu kaçıncı çayım bilmiyorum ama sesim daha iyi çıkıyor ama konuştukça hala acıyor. Tüm Paw Patrol'u yaptık. Chase, Rubble, Marshall, Sky, Elvis. Başka kim vardı? Elvis. Zuma var. Ya Zuma. Liberty var. Ya. Ya bir sürü varmış. Liberty. Liberty. Melis ve Mert okuldan geldiler. İlhan da geldi. Bugün salı olduğu için öğlen evde oluyor. İlhan, Melis'e aldığımız lambayı bir önceki vlogda Ikea'dan lamba almıştık. Onu asacak. Bir de bir tane rol perde aldım. Çünkü o yeşil perdeleri kaldıracağım. O biraz sonra gösterdiler. Aslında hiç olmuyor. Her akşam sıkıntı yaşıyor kız. Şöyle duvarından aynı renginden bulmaya çalıştım. Sement rengi. 2.20'ye 190 ve ışık geçirmeyen. Bir de Ikea'dan neydi ismi? Pektolit lambasını seçti. Şöyle en çok bunu beğendi. Ama bunu böyle içine geçirmeli. Bayağı sabır isteyen bir iş. Böyle tek tek içine geçireceksiniz böyle. İlan yapıyordu. Ondan sonra işte telefon geldi az önce. Şöyle. Bir top olacak. Bu hoşuna gitti. Bunu seçmişti. Gel. Mete yardıma geliyor. Diye bir diye ok ne olur? Niye bağladın onu? Al bunu da al. Heh. Bak robota bağlamış. Geliyor babası, geliyor. Getirdi, hepsini getirdi. Kendiğinden getirdi. Hala da Mete'nin itfaiye lambası var. Melis'in yorganını az kaldırdım. Sıkıntı bu. Yani her akşam bunları çekip şey yapmakla çok sinir oluyor kız. Anne bunu yapsana, anne bunları yapsana, anne bunları yapsana her gün. O yüzden bu yeşilleri tamamen kaldıracağım. Ve bunun iç tarafına rol perdeyi takacağım. Bunu da öne alamıyoruz. Çünkü o zaman aslında alabiliriz ama hani odayı küçültmemek adına taşta kenara şey yaptık. Zaten odaya da uymuyordu. Zaten de kaldıracaktım. İçeri. Yine mi çorap değiştiriyorsun? Bu sabah oyun parkından geldiğimizde ben değiştirmiştim. Oralar çok pis oluyor o yüzden. Günde 100 kere çorap değiştiriyorum. Bak. Altındaki antislipleri çıkarmaya çalışıyor bak. Ben tunaşkı. Kan niye ayrıca plakt? Ne plakt? Ne katino? Hep din oldu. Ne onu niye o kadar çekti? Biz ne kadar niye çektin oğlum? Annesi dedi ki benden görmüş onu. Ben de öyle yapıyorum. Ben pantolonu üstüne koyabiliyorum. You gonna bite her?
bir market alışverişi. Akşam yemeği için patates püresi, fasulye, soslu fasulye, bir de tavuk göğsü kızartmak istiyorum. Keşke patatesi alsaydım, tereddüt ettim alayım mı almayayım diye. Keşke alsaydım işte. Çok güzel oldu hem de. Evet, süper oldu. Gerçekten süper oldu saat. 4:30. Perde çok güzel oldu. Eline sağlık. Az önce ne oldu? Süpermarkette Yumbo'da. Önümde bir adam var. İşte aldığı işte birkaç bir şey almış. İşte ekmek falan bir şeyler almış. Koyuyor bantın üzerine. Bir tane yaşlı bir kadın vardı. Yanında böyle bekliyor. Adama bakıyor böyle. Elindeki kağıtlara bakıyor. Ben de bekliyorum işte sıramda. Ben arada bir kadına bakıyorum. Niye bakıyor adam öyle diye. Elindeki kağıtlara bakıyor. Sonra adama dedi ki falan. Ama böyle sert şeyli bir tonla böyle. Sen die Karte alle bei von jou? Echt böyle. Weet je wel, met een tonuk. Ya elinde şey var. Hani embalajları geri verdiğinizde o öyle deniliyor değil mi? Hani plastik embalajları geri verdiğinizde depozite böyle şey veriyor. Böyle bir kart veriyor. İşte 2 euro, 3 euro. O da kasada geri alabiliyorsunuz. Adamın elinde de 2 tane vardı. Kadın ama adamı echt rezil etti. Adamın en doğru şeyi burada, adamın onu alacaktı. Oradaki çalışana verecekti. İşte ben adamın bunu, en doğru ama şeyi. Ama Lysin ne ne? En doğrusu o olurdu. Ben bunu yerde buldum. Birisi düşürmüş herhalde. Yok, en doğrusu ne? Adamın en doğru yapacağı şey sana ne? Yerde bulmuş. Hani sokta sen para, hani benim yaptığım gibi. Hatırlıyor musun? Ben rap diye verirsin. O da hemen benim 50 euro gitmişti. Ben seneler önce, tamam mı? Ta yeni evliyken. Otobüs durağında bekliyorum, tamam mı? Ve yerde 50 euro buldum. Ben de o kadar saftirin tekiyim ki etrafımdaki insanlara soruyorum, bu sizin mi diye. İlk sorduğum adam da çıktı. O da evet benim. O da evet benim dedi, cebine soktu hemen. O kadar saftirim yani. Neyse, ondan sonra ne yaptı? Ondan sonra kadın şey yaptı, kadın bir bağırdı, rezil etti. Ya dedi, ondan sonra kadına verdi. Kadın birkaç tane laf daha söyledi, sonra gitti. 2 euro için o kadar adam rezil edilir miydi yani? Bir de adam yerde bulmuş. Hani adamın belki durumu yoktur. Belki sevmiştir hani 2 euro buldum diye. Ben öğrenci zamanımda o şeyleri geri verip onun yerine ekmek alıyordum. O parayla ben ekmek alıyordum. Öğrenciyim yani, param yok. Ben size bir önceki vlogda ışıklarımı göstermiştim değil mi? O kadar bayıldım ki. Bu tarafa da şöyle bir şey yaptım. Şöyle önüne koydum böyle. Başka ışığa da gerek yok. Sadece onların ikisini açsam yetiyor yani. İlhan'la birlikte tekrar çıkardık, yeniden taktık, böyle daha iyi durdu. Lamba da çok güzel uydu. Melis güzel seçim yaptı bence, çok tatlış duruyor. Okay. De temizlenmesi biraz sıkıntılı olacak sanırım çünkü bu toz çekmez inşallah. Ama güzel lamba. Saat oldu 8, bu da kaçıncı çayım bugün hatırlamıyorum artık ama Mete uyuyor. Melis ve Mert de bir şey izliyorlar. Bu bitsin. Ondan sonra onlar da yatacaklar. İlhan arkada bir arkadaşıyla konuşuyor. Daha henüz bir günün sorusu yok çünkü tekrardan günün sorusu yapalım mı dediğim vlog yarın ancak yayına girecek. Bugün salı günü. Yarın çarşamba günü yayına girecek. O yüzden henüz bir günün sorusu yok. Bundan sonra ama vlog sonunda tekrardan bir günün sorusu yapmak istiyorum. O yüzden eğer sorularınız varsa her vlogun sonunda kapanış olarak bir iki soru cevaplamak istiyorum vlogda. Bir önceki vlogda pilavdan bahsetmiştim. Pilavdan zehir, yani pilav zehirlenmesinden bahsetmiştim. Pilav zehirlenmesini biz geçirdiğimiz için hatta İlhan ateşi bile çıktı. İlhan gerçekten çok çok kötü hasta oldu pilavdan. Ne zamandı o? Bayağı oluyor ama. Ben de 2 gün boyunca hiç ayağa kalkamadı. Sürekli kus.
Ateşim bile çıkmıştı. Ateşim bile çıkmıştı, evet. Çok kötü hastalanmıştı. O günden artık daha yani ben bıraksam bile İlhan yemez yani. Yemez. Hani derler ya, sütten az yanan yoğurdu üfleyerek gelmişti. Ben de o yüzden, o şeyden devam yani. Evet, o yüzden yani. Biz kendi biz tecrübeden o yüzden öyle söyledim. Bugün de bu kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda Cuma günü tekrar görüşmek üzere. Cuma günü. Evet, Cuma günü.